Hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer konuklarımız. Buğday Hasat Etkinliği Programı'na teşrifleriyle bizleri mutlu eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, İstanbul'un yüzünü güldüren başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu alanımıza gelmiştir. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Değerli vatandaşlarımızdan yolu açmaları için izin rica ediyoruz. Saygıdeğer konuklarımız, ülkemizin ve cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi köylü milletimizin efendisidir diyerek başlıyoruz ve saygıdeğer çiftçilerimizle ilk olarak hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz saygıdeğer çiftçilerimiz. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis üyelerimiz, Tekirdağ Milletvekilimiz, Silivri Belediye Başkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekillerimiz, Çatalca Belediye Başkanımız, önceki dönem Silivri Belediye Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlarımız, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silivri Meclis üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin saygıdeğer genel sekreteri ve yöneticilerimiz, çalışkan muhtarlarımız ki aralarında İstanbul'un en genç muhtarı da bizlerle birlikte, Ziraat Odası Başkanımız ve Ziraat Odalarımızın değerli yöneticileri, kıymetli dernek yöneticileri, sayın basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli konuklar. Buğday Hasat Etkinliği programımıza hoş geldiniz. Kıymetli konuklarımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ilk kez 2020 yılında İstanbullu çiftçilerin tarımsal üretim girdi maliyetlerini azaltmak, üretimden çekilen çiftçilerimizi
tekrar tarıma teşvik etmek ve böylelikle tarım alanlarının betonlaşmasını önlemek amacıyla yazlık sebze fidesi desteğiyle başladığımız çiftçi destekleri her yıl artarak devam etmektedir. Emeğini çiftçilerimiz koydu, desteğini İstanbul Büyükşehir Belediye'miz verdi ve birlikte İstanbul'da tarım yapılan alanları 51 bin dekar arttırdık. Ve şimdi bu güzel etkinlikte değerli yöneticilerimizle birlikteyiz. İlk olarak konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınızla Silivri Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu geliyor. Evet, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere. Kıymetli milletvekilimiz, Tekirdağ milletvekilimiz, parti meclis üyesi üyelerimiz, kıymetli hemşerilerim, değerli üreticiler, ilçemizin çiftçi paydaşları, sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli temsilcileri, hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Evet, bugün burada tarımın ve üretimin önemini vurgulamak, yerli tohumlarımızın hasadını hep birlikte yapmak için bir aradayız. Sizlerle bu güzel etkinlikte buluşmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na tekrar sizlerin huzurunuza hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz demek istiyorum. Evet, kıymetli hemşerilerim, Ekrem Başkanımızın üreticilerimize ve çiftçilerimize yaptığı can suyu niteliğindeki destekler sayesinde İstanbul genelinde tarım yapılan alanlar 51 bin dekar artmıştır. Bu büyük başarının bir parçası olarak burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deneme ekimi yaptığı yerli buğday tohumlarımızın hasadını gerçekleştiriyoruz. Bu başarı hepimiz için bir gurur kaynağıdır. Tarımsal üretim anlamındaki geleceğimize olan inancımızı da pekiştirmektedir. Biz dünyanın en bereketli topraklarında yaşıyoruz. Trakya ve Anadolu dünyada tarımın başladığı yerler olarak bilinir. Yani biz aslında tarımın doğum yerindeyiz. Bu toprakların bereketi bizim en büyük gücümüzdür. İlçemizin de hepinizin bildiği gibi 500 kilometre karelik alanı tarım arazisi ve ekilebilir birinci derecede tarım topraklarına sahibiz. Yani insan ekseniz çıkacak derecede değerli toprağımız var. Hepimiz biliriz. İlkokuldayken öğretmenlerimiz bizlere öğrettiği bir şey vardı. Türkiye kendi kendine yeten bir ülkedir. Bizler de böylesi bir memleketin topraklarında yaşayan insanlar olarak gurur duyardık. Ancak ne yazık ki günümüzde dışa bağımlı hale geldik. Bu bağımlılığı kırmak ve yeniden kendi kendine yeten bir ülke olmak, hep birlikte olmak için hep birlikte çalışmalıyız. Bugün tarımın ve üretimin karşı karşıya olduğu zorlukları açıkça görmekteyiz. Üretime ve çiftçiye yeterince değer verilmemesi, ithalatın ana bir hat haline getirilmesi ve tarım alanlarının yapılaşmaya kurban edilmesi dışa bağımlılığımızı arttırmıştır. Bu gidişat sürdürülebilir değildir. Tarımı ve üretimi yeniden güçlendirmek geleceğimiz için hayati bir öneme sahiptir. Atatürk'ün çiftçi ve köylü milletin efendisidir sözü bizim için rehberdir. Bizler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte bu sözün ışığında hareket ederek çiftçimizi yeniden milletin efendisi yapmalıyız. Çiftçimizin kullandığı girdilere gelen sürekli zamlar ve üreticinin alın terinin karşılık bulamaması insanlarımızı topraktan ve tarımdan uzaklaştırıyor. Bu durum tarımın sürdürülebilir olmasını tehdit etmektedir. Ülke genelinde çiftçimiz son 4 yılda 2 tane Trakya büyüklüğünde toprağı ekmekten vazgeçmiştir. Bu gidişe dur demeliyiz. Çiftçimize hak ettiği değeri vererek, tarım alanlarımızı koruyarak ve destekleyerek bu durumu tersine çevirebiliriz. Ekrem Başkanımız sağ olsun tarım diyor, üretim diyor ve bizleri bu konuda asla yalnız bırakmıyor. İşte görüyorsunuz burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eliyle dağıtılan yerli tohumların hasadını hep birlikte yapacağız. 5 yıl boyunca ben de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyesi olarak Ekrem Başkanımızla birlikte hatırlarsınız 5 yıl boyunca Silivri'ye ve İstanbul'a hizmet ettik. Şimdi ise Silivri Belediye Başkanı olarak Ekrem Başkanımla birlikte Silivri'ye ve İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceğim. Silivri'nin bereketli tarım topraklarını ranta ve betona kurban etmeyeceğiz. Bu toprakları koruyarak yeşiline ve mavisine
sahip çıkarak geliştireceğiz. Ekrem Başkanım kendisini İstanbul'un muhafızı olarak ilan etmişti. Ben de kendisiyle birlikte Silivri'nin muhafızı olacağım. Söz vermiştim sizlere. Bu güzelim, bu sözümün her zaman arkasında olacağım. Birlikte bu güzel toprakları koruyacağız. Yeşilini ve mavisini gelecek nesillere miras bırakacağız. Bu özel günde bizimle birlikte olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkür ederim. Tarımın ve üretimin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu yolda hep birlikte çalışarak daha güçlü ve bereketli bir Silivri ve İstanbul için el ele vereceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Daha yeni başlıyoruz. Bora Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz değerli konuşması için. Ve şimdi hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, tarıma ve çiftçiye her zaman tam destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu alkışlarla kürsüye davet ediyorum. Teşekkürler. Bizlerle bir arada olduğunuz için çok mutluyuz. Trakya'nın güzel, değerli insanları, emeğin kıymetini bilen, üretimin kıymetini bilen, tarımın kıymetini bilen güzel hemşerilerim. Hepinizle bir arada olmak benim için büyük bir kıvanç. Yine en önde hanımefendilerle, beyefendilerle, sevgili çocuklarımızla birlikte bugün tarım bayramı gibi emeğin, hasatın sonucunu görmek ve bir arada olmak, hep beraber bu bereketi paylaşmak herhalde dünyanın en güzel şeylerinden birisi olsa gerek. Bu duyguyla buradayım. Sizleri değerli parti meclis üyelerimizle, Tekirdağ milletvekilimizle, Çatalca ve Silivri belediye başkanımızla ve aynı zamanda sevgili değerli yol arkadaşlarım, meclis üyesi arkadaşlarım, yönetici arkadaşlarımla ve tabii ki yerelin güçlü bireyleri, sevgili muhtarlarımızla birlikte selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii Trakya'yı şimdi yolda gelirken sevgili parti meclis üyemiz Berker Bey'le de paylaştım, konuştum. Trakya'da yaklaşık 35 yılım geçti. Dolayısıyla hayatımın merkezi burası ve burada olmaktan, burada büyümekten, burada gelişmekten, burada öğrenmekten büyük mutluluk duyuyorum. Az önce değerli başkanımız çok değerli bir şey söyledi. Gerçekten bu topraklar Trakya'sıyla, Anadolu'suyla tarımın, üretimin her konunun aslında beşiği. Her dünyada insanlık adına atılan kayıtlı ilk adımların neredeyse tamamı bu topraklarda başladı, yeşerdi. O bakımdan biz aslında çok özel bir milletiz, toplumuz. Ama bunun bir kıymetini bilmek, sorumluluğunu taşımak da lazım. Yani bu topraklarda yaşamanın en büyük sorumluluğu nedir derseniz, doğayı korumaktır. Doğayı yaşatmaktır. Canlıları yaşatmaktır. Dolayısıyla insanı yaşatmaktır. O bakımdan bizim doğayı koruyan, doğayı güzelleştiren, toprağın bereketini arttıran her adımın yanında olmalı ve bunu en yüksek seviyeye taşımakla yükümlü yöneticilerdir. Kaldı ki Cumhuriyetimizin de temelinde tarımsal üretim vardır. Tarımı toplumumuzun büyük bir kesimi Cumhuriyet'le beraber öğrenmiştir kırsalda. Onun eğitimi, onun altyapısı ta köy enstitülerine kadar uzanan bilinçli bir köylü toplumun varlığı
belki de bizim en temel gücümüzün kaynağı. O bakımdan ben bugün itibariyle şunu da anons etmek isterim. Biz o temel felsefeden asla şaşmadık, şaşmayacağız. Bu toprakları koruyacağız. Toprağı korumak, toprak ana diye tariflediğimiz o kutsal emaneti korumak, onun bereketini korumak, tarım yapanın, emekçinin hakkını korumak nedir biliyor musunuz? İşte gerçek milliyetçiliktir. Vatanını sevmektir, milletini sevmektir. Bu bağlamda biz bu cennet vatanın her karış toprağını korurken sadece güvenlik açısından korumak değildir. Güvenliğini de koruyacağız, canımızı feda edeceğiz ama aynı şekilde bu toprağın bereketini korumak, bu toprağın üretimini arttırmaktır milliyetçilik. Bundan asla şaşmadık, şaşmayacağız. Onun bizi var ettiğinin farkındayız. Bugün Silivri'mizin, çok sevdiğim ilçemizin Gazitepe köyünde sizlerle hasat yapacağız. Başkanımız haklı olarak köyünde hasat yaparak kendine torpil geçmiş. Ama her köyü kendine torpil geçilecek güzelliğe sahip buranın. O bakımdan Gazitepe ve diğer köylerimiz birbirine eşdeğer. Ben burada 5 çeşit yerli tohumumuzun hasadını gerçekleştirdiğimizi duyurmak isterim. Ülkemizin içinden geçtiği ekonomik koşulları hepimiz biliyoruz. Çiftçilerimiz, hayvancılarımız, sanayicilerimiz, esnafımız, yurttaşımız, ücretli çalışanımız, emeklilerimiz, hemen her kesimden yurttaşımızın ne kadar zor durumda olduğunu hepimiz biliyoruz, öyle değil mi? Ve bu bir buhran ama buna rağmen bu koşullarda ayakta durmaya çalışıyoruz. Enflasyon aldı başını gidiyor. Yurt dışından bir misafirimle bu sabah bir yerel yöneticiyle uzun uzun sohbet ettik. Yani daha dün öğrencilik yıllarında buraya ziyarete geldiğimde, isim vermeyeceğim farklı alınganlıklar olmasın diye, ama 1 liraya karşı 1,5 para, kendi parası 1,5 katı olduğunu, yani ve o kadar parayla değiştiğini, yani onların 1,5 lirasıyla 1 lira aldığını söylerken, bugün aynı değer oranlarına baktığınızda 20-25 kat gerilemişiz. Bahsettiği zaman dilimi 20-25 sene öncesi sevgili dostlar. Bize bu yakışmıyor. Gerçekten yakışmıyor. Bu milletin aklı, bu milletin bilgisi, görgüsü bizleri, inanın, bırakın o boş lafları, çağ atlama laflarını, bırakın çağları, daha ötesine götürecek bir birikime sahiptir bu millet. Tek şart var, tek şart. Ne biliyor musunuz? Tek bir beyne değil, bu milletin toplu bir biçimde her birinin beynine emanet edersek kendimizi kazanırız. Ama tek bir akla güvenin ve her şeyinizi bana bırakın diyen akla emanet ettiniz mi olacak budur. Bugün çektiğimizin yegane sebebi budur. Öyle değil mi? Ben bazı insanların bilgisi karşısında göstereceğim hürmeti başaramıyorum. Daha fazla göstermek istiyorum. Öyle iyi yetişmiş bilim insanlarımız, ilim insanlarımız, eğitimcilerimiz, tarım uzmanı, sanayi uzmanı, her konuda muazzam. Ama hiçbir şey bilmeden ben bilirim diyenden korkun. Yani öyle durduk yere ben kendime
bilim insanı diyebilir miyim? Diyemem. Yani durduk yere kendime ekonomist diyebilir miyim? Diyemem. Ama uzmanına emanet et. Ya onun partilisi yok. Yeter ki uzmanına emanet et. Bakın uzmanına emanet ettin mi bu milletin sırtı yere gelmez. Gelmez. O bakımdan bugün işte enflasyon aldı başını gidiyor diyorsak müsebbibi sebebi bu durumdur, bu pozisyondur. Maliyetler ne yazık ki artıyor. Ekonomi yönetiminde aklım ve bilimden uzaklaşmanın cezasını çekiyoruz. O bakımdan biz iki dudağın arasından çıkacak söze değil milletin sözüne güveneceğiz. Ve yolumuz o yol olacak. Sevgili hemşerilerim, siz benden iyi biliyorsunuz. İstanbul'da öne çıkan tarımsal ürünler, yağlık ayçiçeği, silajlık mısır, arpa, buğday olmak üzere hububatlardır. Çiftçilerimiz için temel problemlerden birisi ne yazık ki hükümetin açıkladığı alım fiyatları. Alım fiyatlarındaki artışlar maliyetlerin ve enflasyonun getirdiği yükün çok gerisinde kalmaktadır. Örneğin ekmeklik buğday %12, makarnalık buğday %11, arpa %3.6 oranında artış almış. Mazot, gübre, işçilik gibi tarımsal girdi fiyatlarına baktığımızda, enflasyona ve diğer maliyetlere baktığınızda bu açıklanan artışlar onun fersa fersa önünde. Yani çiftçimizin aldığı bir farkın bir kıymeti yok. O bakımdan biz tabii başka sorunlar da yazıyor. Neredeyse çiftçilerimiz ton başına aldığı ve ne yazık ki hasattan bir yıl sonra eline geçen primlerin bu şekilde ödenmesi de ayrı bir problem. Dolayısıyla çiftçimizin zararı artıyor, tarımsal üreticilik de gittikçe artıyor, azalıyor. Ama tabii tam tersi az önce söylediğimiz o ekonomik zorlukların altından kalkabilmek, bu problemleri aşabilmenin en birinci çözümü nedir biliyor musunuz? Kendi kaynağınızdan üretim yapabilmektir. Kendi kaynağımızdan üretim yapabilmenin de en önemli kaynağı bizim ülkemizde topraktır, tarımdır. O bakımdan tarımsal alanların boşalmasına asla izin vermemeliyiz. Üretimi hep birlikte teşvik etmeliyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak her konuda güçlü adımlar atmaya gayret ettiğimiz gibi bu konuda da tarımda da aynı şekilde güçlü adımlar atmaya ve üreticilerimize destek vermeye ilk geldiğimiz gün itibariyle başladık ve bundan sonra da arttırarak devam edeceğiz. Hepinize söz veriyoruz. 2020 yılında yazlık sebze fidesi dağıtmaya başlamıştık. Bugüne kadar çiftçilerimize üretsin diye, topraklarını, köylerini terk etmesin diye, gençlerin, yeni neslinin de üretici olmasını sağlamak adına yazlık, kışlık sebze fidesi, silajlık mısır tohumu, yağlık ayçiçeği tohumu, ekmeklik buğday tohumu, arpa yulaf tohumu, gübre, malç naylonu, damla sulama hortumu, bakın daha neler, mazot dağıttık, sığır süt yemi verdik, kuzu besi yemi verdik, arı yemi verdik, yetinmedik, küçük ölçekli balıkçılarımıza destek olduk, bakım malzemelerini koruyucu donanımlarına katkı sağladık, ayrıca mezbaha ve arıcılık merkezi gibi yeni tesisleri de tarıma kazandırdık. Bu konuda yeni projelerimizle yine yanınızda olmaya devam edeceğiz. Tabii üretici örgütlerine makine ekipman desteği sağladık. Bu anlamda desteklerimizi çeşitlendirmemiz gerektiğinin farkındayız. Yeni ihtiyaçlar olduğunu görüyoruz. Sıkıntılarınızın büyüdüğü yerde
size yeni yaratıcı fikirlerle gelmemizin ve çiftçilerimizi daha çok yüreklendirmemizin gerektiğinin farkındayız. Bunu da yapacağız. Sevgili hemşerilerim, bugün burada gönüllü çiftçilerimizin desteğiyle toplam 130 dekara 7 çeşit buğday, 82 dekar alana da 4 çeşit arpa ekimini biz yaptık. Bugün hasatı gerçekleşecek olan 5 çeşit yerli buğday tohumu Tarım ve Orman Bakanlığı Araştırma Enstitüleri tarafından geliştirilmiş tohumlardır. Yapılan fide ve tohumları destek kapsamını almadan önce doğru yerde doğru ekim yapabilmek için tarlalarda denemeler yapıyoruz. İstanbul'un iklim ve toprak şartlarına uyum sağlayan verimi yüksek, hastalık ve zararlara mukavim çeşitleri destek kapsamında değerlendiriyoruz. Bu anlamda kalite ve verim açısından değerlendirdikten sonra da destek kapsamını alıyoruz. Bize deneme ekimlerinin yapma fırsatını ve bu ortamı sağlayan değerli tarla sahibimiz var. Kaya Onatar, ona teşekkür etmek istiyorum. Kaya Bey burada mıdır bilmiyorum ama Kaya abi makinanın yanında, birazdan onun yanına gideceğim. Ona teşekkür ediyoruz. Yine tabii bakım ve hasat gibi tüm işleri üstlenen çiftçimiz değerli Ercan, ne güzel soyad bu. Ercan tarlada çalışır. Ercan Bey, sana kurban olurum ya. Ne güzel soyad. Çiftçilerimize ve İstanbullularımızı adına onun bütün emekçilerine hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. İstanbul'da tarım yapılan alanları 51 bin dekar arttırdık. İlerleyen dönemde daha da çok artacak. Şehrimizde gıda güvenliğinin ve tarımsal kalkınmanın artmasının önemli olduğunu bilen bir yönetim olarak desteğimizle sizlerin yanında olacağız. Burada özellikle Silivri ve Çatalca Belediye Başkanımız var. Ama özellikle kırsal alanların bulunduğu, tarımsal alanların bulunduğu diğer ilçe belediye başkanlarımızla da müşterek çalışıp aynen Bora Başkanımızın ifade ettiği gibi Erhan Başkanımız ve diğer başkanlarımızla bereketli çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Çiftçilerimizin emeği bizlerin desteğiyle İstanbul daha çok üreten bir şehir olacak. Üreticilerimizi bu zor günlerde, bu sıkıntılı ekonomik koşullarda enflasyona yedirmemek için elimizden gelen desteği sizlerle buluşturacağız. Umuyorum bugünün bereketi bol olsun. Her günün bereketi bol olsun. Bugünün bereketi akşam da milli takımımıza bol bol gol versin. Yapılan haksızlığa karşı bizim pırlanta gibi gençlerimizin ayakları, bilekleri, gücü yerinde olsun. İnşallah güzel oynasınlar. Onlar da bizim bugün tarlada kazanacağımız bol bereket gibi, onlar da ayaklarıyla bol gollü bir maçla maçı kazansınlar inşallah. Hepinizi coşkuyla, sevgiyle, saygıyla selamlıyor, kucaklıyorum. Hepinizin ailelerine en içten selamlarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Değerli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kıymetli çiftçilerimizle bir hatıra fotoğrafı alacağız. Değerli başkanlarımızı Ekrem Başkanımızın yanına davet edelim. Kıymetli çiftçilerimizi de değerli yöneticilerimizin yanına davet edelim. Bu güzel hatıra fotoğrafının ardından Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu Biçer Döver'le Sayın Tarlada Çalışan'la birlikte ilk hasadı gerçekleştirecek.
Bu güzel fotoğraf için değerli çiftçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Gazitepe Spor Kulübü'nün güzel hediyesi için de değerli başkanımıza ve Gazitepe Spor Kulübü'ne çok teşekkür ediyoruz. Şimdi başkanımızı Biçer Döver'e davet edeceğiz ama halkımızın, değerli konuklarımızın çadırda bizlerle birlikte kalmalarını rica ediyoruz. Lütfen tarlaya doğru ilerlemeyelim. Güvenlik sebebiyle tarlaya doğru geçmemenizi önemli rica ederiz. Bir kez daha hatırlatalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu şimdi Biçer Döver'le ilk hasadı gerçekleştirecek. Tarla alanına değerli konuklarımızın geçmemesini önemli güvenlik sebebiyle rica ederiz. Ve işte ilk hasat için başkanımız Biçer Döver'de yerini alıyor. Bora başkanımız da yanında. Sayın Ercan tarlada çalışır da başkanlarımızla birlikte Biçer Döver'in direksiyondalar. İşte motor çalışıyor ve ilk hasat az sonra gerçekleşecek. Güzel Silivri'mizde. Lütfen araçtan uzaklaşalım, arkasında kimse kalmasın. Aracın çevresinde güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın yönlendirmelerine uymanızı rica ediyoruz. Ve Biçer Döver çalışmaya başlıyor. Ve buğday hasat etkinliğimizde ilk hasatı gerçekleştiriyor Ekrem Başkanımız ve Bora Başkanımız birlikte. Alkışlarımızı gönderiyoruz. 51 bin hektar daha tarım alanı İstanbul'da çiftçilerimizle birlikte üretimine devam ediyor. Ve çiftçiye, tarıma tam destek, tam yol ileri diyoruz. Bu hasatla birlikte çiftçimize, vatandaşımıza bol bereket getirsin dileklerimizi iletiyoruz. Ve böylelikle törenimizi sonlandırıyoruz. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz değerli konuklarımız, kıymetli çiftçilerimiz, sevgili İstanbullular, saygıdeğer Silivri halkı.